Soykırımcı terör devleti İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Abluk altına aldığı Gazze'yi aylardır bombalayan katil İsrail bu kez hayallerini, umutlarını ve geçmişlerini bırakarak refaha sığınan yüz binlerce masum insanı hedef alıyor. Tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştiren bebek katili İsrail, 1,4 milyondan fazla Filistinli için son sığınak olan Refah'ı vurmaya başladı. Hamas'ın karşılıklı rehinelerin serbest bırakılması teklifini reddeden işgalci güç, rehine kurtarma bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırılarda Kuveyt Hastanesi ve çevresindeki sivil yerleşkeleri vurdu. İki rehinenin kurtarıldığı katliamı başarı olarak atfeden işgalci güç, 100'den fazla Filistinliyi katletti, 200'den fazla kişiyi yaraladı. Refah yönelik saldırılarda 14'ten fazla ev, 3 cami ve birçok çadır hedef alındı. Sağlık ekipleri kısıtlı imkanlarla onlarca yaralıya müdahale etmeye çalıştı. Gazze şeridinin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze şeridinde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor. Soykırım ordusunun özellikle Ramazan ayında Refah kentinde katliam yapmayı planladığı iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısının artık gidecek hiçbir yeri olmayan Refah'ta sıkışıp kaldığını söyledi ve yerlerinden edilenler için evleri yok ve umutları yok şeklinde konuştu. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland ise, Refah artık dünyanın en büyük mülteci kampı haline geldi ve bir mülteci kampında savaş yapamazsınız ifadelerini kullandı. Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinlilerin sayısı en az 12 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 28.500'ü geçti. Yaralı sayısı da 68 bini aştı.